TV 100 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Deniz Gökhan Taşkın. Önemli başlıklar var. Bir taraftan memur ve memur emeklilerini kapsayan zam oranları belli oldu. Diğer taraftan tahıl koridoru anlaşması devam edecek mi etmeyecek mi, bu konuda önemli bir başlık var. Başlayalım öncelikle memurların zammı. 4 milyon memur ve yaklaşık 2-2,5 milyon da memur emeklisini ilgilendiren zam oranları bugün belli oldu. Çünkü hakem heyeti kararını açıkladı. Hükümetin teklifinde bir değişiklik olmadı. Oranlar burada gördüğünüz gibi. 2024 için %15 artı %10. İlk 6 ay %15, sonrasında %10. Ve sonrasında 2025'te de toplam %11'lik bir zam var. Yani hükümetin teklifini değiştirmedi hakem heyeti. Dolayısıyla bu değişiklik olmaması tabii ki memur kesiminden tepkileri beraberinde getirdi. Fakat hakem heyetinin verdiği bu karara itiraz hakkı bulunmuyor tarafların. İşte detaylar. 2024 yılı ilk 6 ay için %15, ikinci 6 ay için %10. 2025 yılı ilk 6 ay için %6, İkinci 6 ay için %5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Masaya gelen bu son teklif değişmedi. Tarafların uzlaşamaması üzerine devreye giren hakem kurulu da hükümetin teklifini sabitledi. 2 yıllık zam oranları kesinleşti. 1 Ağustos'ta başlayan müzakereler tam 23 gün sürdü. Karar hakem kurulunun 5. toplantısından çıktı. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi ilk yıl maaşlarını toplam %25 zamlı alacak. Zam oranı ilk 6 ay %15, ikinci 6 ayda %10 olarak uygulanacak. 2025 için ise zam oranı %11, bu oranda ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda ise %5 olarak verilecek. Böylece 2025'te uygulanacak toplam zam oranı %36 olacak. Karar aşamasında sendika temsilcilerinden KESK masadan kalktı. Oylamaya katılmadı. Karar 11 üyeli kurulda 4'e karşı 6 oy çokluğuyla alındı. Böylece bir aylık toplu sözleşme süreci resmen sona erdi. Karara hiçbir şekilde itiraz edilemiyor. Yargı yolu da kapalı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan sosyal medya hesabı üzerinden kararı değerlendirdi. Hayırlı olması temennisinde bulundu. Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz. Hakem kurulunun kararı yetkili konfederasyon memur seni memnun etmedi. Yapılan açıklamada işveren hakem işbirliği kararını kabul etmiyoruz ifadesi kullanıldı. Şimdi bu konuda yine de takdir hakkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Cumhurbaşkanı belki bir değişiklik yapabilir. Çok küçük bir olasılık da olsa bunu da dile getirmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün İstanbul'daydı. Deniz Harp Okulu'nun mezuniyet töreni vardı. Sonrasında da Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenindeydi Cumhurbaşkanı. Çok önemli mesajlar verdi. Oyun kuran bir ülke olduğumuza dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece oyun kuran değil, aleyhimize oyunları da bozan bir ülkeyiz dedi. Sonrasında da aslına bakarsanız bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir mesaj paylaştı. Bir kucaklaşma mesajıydı bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her konuda aynı şeyi düşünmüyor olsak da, aynı fikirde olmasak da biz aynı yöne bakmayı becerebilmeliyiz dedi. Ve 100. yıl, Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili böyle bir kucaklaşma mesajı verdi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları. Türkiye savaşlar ve gerilimlerle dolu bir coğrafyada istikrar abidesi olarak yıldızı parlayan bir ülkedir. Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz. Bembeyaz üniformalarıyla kendisini dikkatle dinleyen mezunlara yaşadığımız coğrafyayı böyle anlattı. Genç Bahriyelilere Türkiye'nin gücünü hatırlattı. Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde Türkiye askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir. Savunma sanayi alanında attığımız adımlar, milletimize güven aşılarken hasımlarımızın yüreklerine korku salmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı diploma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Mesajları sadece yeni mezunlara değil, tüm Türkiye'ydi. Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerini hatırlattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bunu taçlandıracaklarını söyledi. Ortak paydada buluşma mesajı verdi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz. Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz.